Ben de sinir oldum, evet. Günaydın. Günaydın. Gülbahar gene mi gelmedi? Gelmedi. Hepsi benim yüzümden. O ne demek ya? Sana ne alakası var oğlum? Ben o gün mahallesine Gülbahar'ı bırakmak için gitmeseydim, o adam da o kızı eve kapatmazdı. Ya saçmalama. Bak kendine bu kadar yüklenme. Gülbahar'ın babası Gülbahar'ı evlendirmeyi kafasına koymuş. Bu yüzden yollamıyor kızı okula. Ya Macit'ten bağışık parası bile almış. Ben o Macit'e ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Saçmalama Demir. Bak ıshaneden izin almışsın. Ne güzel okuluna gelip gidiyorsun. Bir delilik yapacaksın, geleceğini yakacaksın. Gereği var mı? Gülbahar'ı arayalım. Belki odadır, geliyordur ha. Telefonu kapalı, ulaşılamıyor. Babası el koymuş telefonuna. Hadi ya. O zaman bekleyelim. Eğer bugün de gelmezse ben akşam Gülbahar'ın evine giderim. İşin aslını öğrenirim. Tamam, öyle yapacağız zaten. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Müdür Bey. Günaydın Müdür Bey. Emrettiğiniz gibi yangın söndürme sistemini kuruyorduk biz de efendim. Müdür Bey, sizi tebrik ediyorum. Yangın söndürme sistemi kurmak çok doğru bir fikir. Bakın geçenlerde Galatasaray Üniversitesi'nin binası yandı. İnsanı içi cız ediyor. Allah çok yazık oldu. Orada bir bina değil, bir tarih yandı Altan Hocam. Kitaplar da yandı efendim. Ne oluyor Hüsam orada ya? Ne bileyim. An be an işimiz bitmiş durumdadır efendim. Şimdi bunu kontrol edebiliriz artık. Öyle mi? Evet. Hadi bir edelim bakalım. Herkes buradayken sistem nasıl çalışıyor bir görelim. Derhal efendim. Emir buyurursunuz. Evet efendim. Şimdi gördüğünüz gibi bir yapay yangın oluşturacağım ben. Bakın şöyle. Şöyle yakıyoruz gazeteyi. Bu yangından çıkan dumanı dedektöre tutuyorum efendim. Bu dedektör bu yangını algıladığı anda birdenbire yağmur... Kapatın. Alarmı söndürün ya. Allah Allah. Çok güzel, tamam. Anlaşıldı. Sistem mükemmel çalışıyor. Hayır. Şimdi arkadaşlar Allah göstermesin bir yangın çıkıp yangın alarmı duyulur duyulmaz hemen dersliklerden öğrencileri bahçeye çıkarıp basketbol sahasında topluyoruz. Tamam. Başlıyorum. Tebrik ederim. Sağ olun. Sayenizde efendim. Hadi bakalım. Hadi. Pas. Canım kardeşlerim, arkadaşlarım, canlarım benim. Acaba diyorum coğrafya ödevini yapan cevval, atik ve de zeki bir öğrenci arkadaşım var mı? Ya varsa defterini bana versin, ben de şu defterime geçireyim Allah rızası için ya. Billy! Aha. Ya kardeşim, koca coğrafya sadece Trabzon'dan oluşmuyor ki ya. Burak, sen kesin yapmışsındır kardeşim benim. He, yaptım kardeşim. Al, Oğlum, ben de ödev yapacak. Tip mi var ya? Baran, kardeşlerin güzeli, sen yapmışsındır. Versene defterini. Vallahi ben ödev olduğunu bile bilmedim. Ne ödev var? Allah'ım yarabbim. Sen yapmışsındır kardeşlerin güzeli. Sen yapmışsındır. Versene defteri. Taze bitti kardeşim. Coğrafya diye bir ders mi var arkadaşlar? Bak, o kadar alakam yok yani konuyla. Elimizde bir tek bu kaldı. Buyur. Orkun. Orkun yapmıştır ya. O zeki, çevik. Orkun. Orkun defteri nerede? Orkun'dan ben şimdi onu alırım. Araklarım deftere. Aynen. Vay. Vay! Oh! Seni seviyorumlar! Bu ne kardeşlerim ya? Sana aşıkım var, resimler var! Ay 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 ay! Ha bu bizim Orkun'u şahleydi, Dilara'ya aşık olmuş he? Arkadaş internetteki bütün fotoğrafları indirmiş ha. Oğlum fotomontajlara bakın. Eyvah! Fotoğrafların altında aşk şiirleri de yazıyor. Ne adam ya? Orkun'u da kaybettik beyler. Ne oluyor burada ya? Vay kardeşim, asıl o soruyu bizim sormamız lazım. Kardeşim ne oluyor burada ya? Sizi ilgilendirmez. Verin şunu. Ulan Orkun, sen bizim Lady Dilara'ya mı aşık oldun? Oy kurban olduğum sevgi pıtırcım. Karşım, peki Dilara Hoca'nın bu büyük aşktan haberi var mı? Hoppa. Kardeşim, seviyorsan git açıl. Dök içindekileri. Hadi bakayım. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin'den sonra Orkun ile Dilara aşkı. Ne oluyor be? Bu ne gürültü? Boş musun dersiniz? Geçin yerinize hadi çabuk. Bu defter kimin?
Hocam. Bu ne be? Senin mi oğlum bu defter? Evet hocam. Güzel. Ben bu deftere el koyuyorum. Geç sen de yerine. Nuriye, beşi bir yerde tostlayarak sence de biraz abartmıyor musun? Kızım, kilona dikkat et biraz ya. Az daha yersen beyaz balinalarla aynı kiloda olacaksın. Artık diyete başla ya. İyi de bu benim diyet yemeğim zaten kızım. Eskiden 8 tostu aynı anda yiyordum. Şimdi 5'e indirdim. Ye Nuriye ye. Yarasın. Kankalar, haberiniz var mı? Şevket Hoca bugün performans değerlendirmesi yapacakmış. Haydi, yine mi tarihten sözlü olacağız ya? Uf, bittik biz. Ne yapacağız? Arkadaşlar, bakıyorum yine siz cemallerine kaldınız he. Neyse, hiç panik yapmayın. Çünkü ben bu derse girmiyorum ve bu sözlüğü her türlü iptal ettiriyorum. Aklımda şahane bir fikir var. Ne yapacaksın? Anlat bakalım, merak ettim. Demir kardeş, artık orası da size sürpriz olsun ya. İyi günler. Sanırım bir problemimiz var Dilara Hanım. Anlamadım Ziya Bey, nedir bu? Buyurun, kendiniz bakın isterseniz. Ama bunlar benim resimlerim. Bir de o resimlerin altındaki yazıları okuyun lütfen. Sana ihtiyacım var ve ne yazık ki sen bunun farkında değilsin. Tanışmasaydık, geceleri yatarken dünyada senin gibi biri olduğunu bilmeden daha rahat uyuyabilirdim. Kalp dediğin atıyor zaten, marifet ritmi değiştirebilendi. Ama bu çok saçma, olacak şey değil. Ne yapacağız hocam bu Orkun'la? Vallahi önce müdür beyle görüşeceğiz. Sonra? Disiplin kurulu. Çok ağır bir suç. Okuldan atılabilir. Evet. Evet ama böyle sessiz kalamayız. Bir şey yapmamız lazım. Yok. Ben önce Orkun'la bir konuşacağım. Siz bilirsiniz. Çocuklar, bugünkü derste performansınızı ölçeceğim. Sözlü sınav yapacağım. Ya hocam, ne yapacağız? Tamam, kesin. Rastgele seçeceğim. Sen, ikizlerden sen. Gel kızım bak. Şansa bak ya. Uzaydan göktaşı düşse bile gelir benim kafaya düşer. Söyle bakalım, Malazgirt Savaşı ne zaman oldu? Ne oldu? Şey. Şey ne? Sıralar niye boş? Arkadaşlarınız nerede? Biz de bilmiyoruz ki hocam. Oğlum Cemal, senin aklına uydum, derse girmedin. Şu sözlü iptal edecek adam gibi planın yoksa bozuşuruz vallahi. Ya reisciğim, bir panik yapma, bir merak etme. Bana güvenmeyeyim Susun, he? Ben de bu dersi 2 dakikaya iptal ettirmezsem bana da Cemal demesinler. Bak şimdi, bak. Ne yapıyorsun oğlum? Niye yakıyorsun sayfayı? Ya reis, niye yakarsın diyorsun? Ben bütün gemileri yakmışım, sen sayfayı niye yakarsın diyorsun bana ya? Bak şimdi, bak neler olacak, neler. Ay müdür bey, alarm çalıyor. Yangın var herhalde.
Allah, hemen itfaiye haber verin. Müdürüm, ben haber verdim. Hadi çabuk çıkın. Gülsüm, sen de sallanma. Hadi çabuk çabuk. Ay hocam, gelin gelin gelin. Hocam ben sana sözlü iptal ettiririm dedim mi demedim mi? Bak ne oldu? Sözlü yalan oldu. Arkadaşlar, dersliklerde başka öğrenci kalmadı değil mi? Hiç merak etmeyin hocam. Tutukların hepsini tahliye ettik. İçeride kimse kalmadı müdür bey. Çok teşekkürler müdür bey. Yani o yangın sensörlerini koydunuz ya, binayı yangından kurtardınız yani. Gitti vallahi, okul gitti ya. Eyvah. Eyvah. Ya biz ne yapsak, bir şey mi yapsak acaba? Onu ne yapacağız biz? Su falan koy. Hocam, itfaiye geliyor. Atala tam zamanında geldin hocam. Haydi ya. Yangın nerede? Duman falan görünmüyor da. Bilmiyoruz ki kardeşim. Duman sensörleri devreye girer girmez biz bütün öğrencileri bahçeye çıkardık. Evet. Tamam, biz hemen içeri girip kontrol edelim. Hadi, hadi, hadi. Yangın falan yok müdürüm. Birileri yangın sensörlerini çalıştırmak için bu kağıdı yakmış. Peki kim yapmış olabilir oğlum bunu? Müdür bey, ben tahmin ediyorum galiba. Nereden buldun bu şimdi? Nereden? Cemal, Yiğit. Eğer bir maniniz yoksa müdür bey sizi odasında misafirliğe bekliyor. Aslan parçaları, hadi hadi. Oğlum yandık. Müdür kesin teşhis etti bizi. Ya sen rahat ol reis. O bizi hayatta teşhis edemez. Ben garda yürürüm, bizim belli etmem. Rahat ol. Madem teşhis etmedi, niye odasına çağırıyor? Ya reis bir panik yapma Allah aşkına. Vallahi yakalatacaksın bizi ya. Ele vereceksin oğlum bizi. Bir dur. Tamam, sen bu işi şimdi sakin ol, bana bırak. Tamam mı? Tamam be. Şş, hadi hadi yürüyün. İşimiz gücümüz var. Sizinle mi uğraşacağız ya? Az kalsın unutuyordum ha. Orkun, seni de Dilara Hoca çağırıyor. Hadi hadi yürü. Beyler, gelin de adamı süsleyelim. Çekilin mi? Gitsene oğlum, manyak mısın? Niye lan, bozuldun mu? Randevuna mı geç kalacaksın? Korkma oğlum, Dilara Hoca bir yere kaçmaz. Dersi var. Hem seni bırakıp nereye gider? uzak durun lan benden. Gerizekalılar. Yürü git. Beni çağırmışsınız hocam. Evet, gel. Otur bakalım. Bu defter senin mi? Evet hocam. Yani bunları sen yazdın değil mi? Evet. Orkun, farkında mısın? Ben senin öğretmeninim. Böyle şeyler yazmaya nasıl cesaret edersin? Bu ne cüret? Bak Orkun. Senin yaşındaki öğrenciler öğretmenlerine aşık olurlar. Daha doğrusu aşık olduklarını sanırlar. Yani bu aşk değil de örnek aldığın birine karşı duyduğun hayranlık sadece. Biliyor musun? Senin yaşındayken ben de matematik öğretmenime aşık olduğumu sanmıştım. Ama şimdi sadece bir gülümsemeyle hatırlıyorum. Ya benim duygularım hocam? Bak Orkun, ergenlikte bu tür duygusal boşluklar olabilir. Yaşın daha çok genç. İleride yaşıtın biriyle tanışacaksın, aşık olacaksın. O zaman zaten her şey kendiliğinden rayına oturacak. Şimdi bana bir daha böyle şeyler yapmayacağına dair söz vermeni istiyorum. Orkun,
Orkun! Orkun, ben bu defteri idareye verseydim ne olurdu biliyor musun? Şu anda disiplin kurulundaydın. Okuldan bile atılabilirsin. Bak böyle şeyler yapmaya devam edersen çok fena olur. Ailene haber veririm. Ayrıca seni disipline veririm. Duydun mu beni? Ama hocam ben... Tamam, tamam. Çık, çık şimdi dışarı. Çık. Hocam bizi çatlattırmışsınız. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ha, geldi. Çocuklar, hayrola bugünkü dersimde yoktunuz. Hasta falan mıydınız? Benim biraz başım ağrıyordu hocam. Ben sağlık ocağına kadar gitmiştim. Evet. Bir arkadaşın da mı hastaydı? Ha, o dedi ki ben de geleyim sana refakatçi olayım dedi. Ben dedim ki iyi, gel o zaman dedim. Biz beraber gittik. Güzel. Bugün siz derste yokken birileri yangın alarmını sabote etmiş. Ya. Söyleyin bakayım, siz mi yaptınız? Biz ne yapalım hocam? Hocam zaten bu okulda ne olsa siz bizden biliyorsunuz yani. Hocam belki sizin alarm sisteminiz bozulmuştur. Olamaz mı? Olabilir tabii. Ya da belki de bizim alarm sistemimiz gayet iyi çalışmaktadır da birileri kasten alarm sistemini bozmuştur. Ne bileyim yani, böyle bir kağıt falan yakarak. Olamaz mı? Hayırdır? Kağıt lafını duyunca böyle bir gerildiniz. Ne oldu? Hayrola? Yüzünüzün rengi kağıt gibi oldu böyle. Yok hocam, niye olsun ki? Yani nasıl olsa biz yapmadık, değil mi? Arkadaşlar bakın. Suçunuzu itiraf ederseniz cezanız azalır ona göre. Yok hocam, biz yapmadık gerçekten. Tamam. O halde filmi izleyelim. Hangi film? Gördüğünüz gibi iki serseri ellerinde kağıtlarla okulun yangın alarm sistemini sabotaj yapıyorlar. Aha, aktörler de ne kadar çok size benziyor öyle. Ama atladıkları bir şey var. Koridorda bir güvenlik kamerası oldu. Nasıl böyle bir halt yaparsınız be? Ha? Ya arkadaşlarınızdan biri eyvah yangın çıktı diye pencereden atsa kendini. Ya yaralansa, ölse, bunun vebaliyle yaşayabilir misiniz? Şevket Bey. Buyurun efendim. Bu ikisini derhal disiplin kuruluna verin. Cezaları neyse çeksinler. Başüstüne efendim. Hadi yürüyün bakayım. Gereken neyse yapılacak. Ulan Orkun, sen bizim Lady Dilara'ya mı aşık oldun, oy kurban olduğum sevgi pıtırcı. Orkun, farkında mısın ben senin öğretmenin? Böyle şeyler yazmaya nasıl cesaret edersin? Bu ne cüret? Orkun! Ne oldu Yiğit?
Ne olacak? Bu Cemal yüzünden disiplin kuruluna sevk edildik. Oo, şimdi Cemal'in yüzünden mi oldu yani ha? Ulan sözlüğü iptal ettirirken her şey güzeldi hani. Güllük gülistanlı gidi. Ne oldu yakalanınca? Şimdi Cemal'in suçu mu oldu yani? Vay be. Bravo, hadi. Reis Bey kocaman bir alkış alamadım. Haydi arkadaşlar. Senin yüzünden tabii. Bana mı sordun yangın alarmını çalıştırırken? Ulan sen orada değil miydin? Söyledin mi bana? Sakin olun kardolar, sakin olun. Ben kaç kere gittim disiplin kuruluna? Oho! İki yalvarır yakarısınız. Ben ettim. Ne olur siz etmeyin dersiniz. Olur biter. Yumuşar hemen. Vallahi ben hayatta yalvarmam yani. Bu gitsin Yiğit ne haberse yapsın da ister yalvarsın ister ağlasın. Delikanlıya yakışmaz. Ya sen ne kas kafalı adamsın. Senin yüzünden okuldan atılacağız. Hala delikanlık taslıyorsun ya. Yeter vallahi. Çıkar da. Beyler. Arkadaşlar, arkadaşlar geçin yerinize. Oturun. Ne oldu Funda? Hocam Orkun araba çarptı. Ne? Ne? Ya duydunuz işte Orkun araba çarptı diyorum ya. Orkun araba çarptı. Nasıl durum şu anda? Bilmiyorum hocam, hastaneye götürdüler. Gel müdürün yanına gidiyoruz. Koşun koşun. Koşun koşun. Koş koş bakalım. Koş. Alo. Neşe Hanım, iyi günler. Ben Doktor Tarık. Nasılsınız? Aa, iyiyim Doktor Bey. Buyurun. Sonuçlarınız çıktı da onunla ilgili konuşmak istiyordum sizinle. Akşam eşinizle birlikte hastaneye gelebilir misiniz? Yüzle konuşmak istiyorum da, önemli bir mesele. Ay, tabii tabii, tabii mutlaka uğrarız. Teşekkür ederim. İyi günler. Hayrola Neşe'cim? Güzel bir haber aldınız galiba. Çok sevinçlisiniz. Ay Gözde'cim, yıllardır bir çocuğum olsun istiyorum. Doktor arayıp Ziya ile birlikte hastaneye çağırdığına göre mutlaka müjdeyi verecek bize. Ay inşallah, inşallah. Şöyle tatlı, minik, bıcır bıcır bir yeğenimiz olsa da sevsek. Ay inşallah Gözde'cim. Vallahi öyle heyecanlıyım ki içim içime sığmıyor. Merhaba. Ah, Ziya, doktor aradı. Hayatımın neşesi. Yüzün güldüğüne göre haberler iyi herhalde. Telefonda bir şey söylemedi ama akşam eşinizle birlikte hastaneye uğrayın, yüz yüze konuşalım. Çok önemli bir mesele dedi. Böyle söylediğine göre haberler mutlaka iyi olmalı. İnanmıyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum. Baba oluyorum. Yaşasın baba oluyorum. Şöyle hoş bulduk. Bunları Macit gönderdi akşam için. Ne var o kutuda? Akşam ne var ki? Ne çeviriyorsunuz siz? Akşam nikahta giyeceğin elbiseyi getirdi kızım. Bunları da Macit gönderdi sana. Ne diyorsunuz siz? Ne nikah? Anne bir şeyler söylesene. Macit artık bu işi uzatmayalım demiş. Akşam onun evinde imam nikahı kıyacağız kızım. Ne diyorsun anne sen? Olmaz. Ölürüm de evlenmem Macit amcayla. Ölüm çıkar ancak. Kızım yapma, ayıp oluyor. Hayır, evlenmem anne, evlenmem. Sakin ol kızım. Nikahta keramet vardır. Hem tanıdıkça sen de seveceksin Macit'i Gülbahar. Hadi giy şu elbiseyi, daha saçını yapacağız. Olmaz, ölürüm de o elbiseyi giymem. Hasan Bey'i çağırın, bir de o baksın. Hemşire hanım, hastamızın durumu nasıl? Lütfen doktoru bekleyin. Gerekli açıklamayı doktor bey yapacak. Orkun'u görmek istiyoruz. Ya bari bir açıklama yapsın. Ya neden Orkun'u görmemize izin vermiyorlar? Ya bu çocuklar! Sakin olun lütfen. Oğlum. Oğlum nasıl müdür bey? Bilmiyoruz hanımefendi. Yani doktor içeriden çıkıp bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Allah'ım ne olur oğlumu sen bize bağışla ya Rabbim. Müdür bey ben şimdi anlayamıyorum bunu. Orkun'un bu saatte okulda derste olması lazım. Niye dışarı çıktı? Maalesef onu biz de bilmiyoruz. Doktor bey hastamızın durumu nasıl? Oğlum nasıl?
nasıl doktor bey? Hasta kaza sırasında kafasından bir darbe almış. Beyin kanaması riski çok yüksek. Kafasında da bir çatlak var. Bu yüzden bir süre gözetim altında tutacağız. Ne olur izin verin oğlumu göreyim doktor bey, ne olur. Üzgünüm yani şu an için yapamayız bunu. Kritik saatleri atlatmasını bekleyeceğiz. Ancak ondan sonra görebilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Müdür bey ne oldu? Orkun'un durumu nasıl? Yoğun bakımda. Beyin kanaması riski varmış. Allah'ım sen bize yardım et. Uzat kızım kolunu. Anne kurban olayım evlendirmeyin beni. Kıymayın bana. Gelin kısmısı hem ağlarmış hem gidermiş. Yeter artık ağladığın kızım. Sil şu gözyaşlarını. Anne bak bu hepsi kefenim olur benim. Canıma kıyarım. O nasıl söz kızım? Ölüm ağzına alma. Macit seni kraliçeler gibi yaşatacak. Bir elin yağda olacak, bir elin balda. Ben o zaman bir lavaboya gideyim de yüzümü yıkayayım. Hah, aferin kızım. Böyle akıllı ol işte. Demir. İyi akşamlar abi. Oğlum okuldan bu saatte gelinir mi? Biraz daha geciksen sayıma yetişemeyecektin. Biraz dikkat etme oğlum. Abi saatlerdir yollardayım. Çok trafik vardı. Neyse şuraya bir imza at bakalım. Bir saniye abi. Efendim. Demir ben Gülbahar. Bana yardım etmen lazım. Gülbahar ne oldu? Babam Macit'i çağırdı. Bu gece evlendiriyorlar beni. Tamam geliyorum. Neredesin sen? Dur nereye gidiyorsun? Abi, kız arkadaşımı zorla evlendiriyorlarmış. Gitmem lazım, buna izin veremem. Demir, akıllı ol oğlum. Bak birazdan sayım var diyorum. Başın derde sokacaksın. Geç içeriye çabuk. Abi, anlamıyorsun. Kız arkadaşımı zorla evlendiriyorlar diyorum sana. Bırak gideyim, bu nikaha engel olmam lazım. Yakacaksın oğlum kendini. Demir, ne olur bir şeyler yap lütfen. Sen merak etme, geliyorum. Demir, yapma oğlum. Gel buraya, başını belaya sokacaksın. Demir! Orkun, geçmiş olsun oğlum. Bizleri çok korkuttun ya. Bak, bütün arkadaşların, bütün öğretmenlerin dışarıda. Senin bir an evvel iyileşip aralarına dönmeni bekliyorlar. Onları fazla bekletmeye mi? Müdür bey, hastamızı daha fazla yormayalım dilerseniz. Haklısın kızım. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Bir an önce iyileşmeye bak. Orkun iyi mi hocam? İyi, gayet iyi. Yani her şey kontrol altında. Orkun arkadaşınız iyileşecek çocuklar. Hocam biz de görebilir miyiz Orkun'u? Evet hocam biz de göreydik. Maalesef göremeyeceksiniz. Yani hastayı yormamamız lazım. Onun için de artık sizin burada beklemenize gerek yok. Hadi bakalım evlerinize dönün. Aileleriniz sizi merak etmesin. Hadi. Ya hocam ne olur biz de biraz yanında kalsaydık. Ne olur biz de burada Orkun'un yanında bekleyelim hocam. Yavrum anlıyorum yani arkadaşınızın zor zamanında yanında olmak istiyorsunuz ama yani bakın ben Dilara hocanız buradayız. Hadi canım. Tamam müdür bey tamam. Hadi çocuklar gidelim biz. Hadi. 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 Hadi, hadi siz de. İyi akşamlar hocam. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Elif, geç oldu. İstersen ben seni bırakayım evine. Zahmet olmasın? Yok canım, ne zahmet. Neyse ki haberler güzel. Orkun'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Evet. Bildiğim iyi bir restoran var. Beraber yemek yiyelim mi bu akşam, ne dersin? İşte bu teklife hayır diyemem. Tamam. Millet, arabada yer var. Üç şans talihliyi evine bırakabilirim. Vallahi ben gelirim kurban. Beni de getirsene ya. Bana da yer varsa ben de talibim. Hadi. Çocuklar ben taksi tutacağım. Kalan olursa benimle gelebilir ha. Geçsin hocam. Arkadaşlar Demir arayın. Efendim Demir. Alo. Cemal. Acil yardımın lazım kardeşim. Ne kadar adam bulursan topla getir. Hayırdır oğlum ne oldu ya? Kötü bir şey mi oldu? Gülbahar aradı.
Düğün bu gece. Evlendiriyorlarmış imam nikahıyla. Ağlıyor kız telefonda. İyi, tamam kardeşim, hadi biz seni arayacağız, haydi. Ne oldu oğlum, söylesene. Ne olmuş hocam? Gülbahar'ı evlendirirlermiş arkadaşlar. Nasıl ne ya? Demir'i aramış kız, demiş ki beni gelin burada kurtarın. Vay alçaklar. O maizi arasından da olduğuna pişman etmezsem ya da bana demesinler. Hocam, Gülbahar'ın bize ihtiyacı var, gitmeyecek miyiz? Yeter artık ama üzüldüğünüz Dilara hocam. Orkun iyileşecek. Orkun'un başına gelen kaza benim suçum müdür bey. Nasıl yani, anlamadım. Ziya hoca bugün Orkun'un defterini bulmuş. Bana getirdi. Orkun içine benim resimlerimi yapıştırmış. Bana aşık olduğunu yazmış. Ben de Orkun'u çağırdım. Konuştum. Ona bu duygularının gelip geçici olduğunu anlatmaya çalıştım. İleride yaşatıp birini seveceğini, onunla çok mutlu olacağını söyledim. Ne kadar güzel söylemişsiniz. Tamam. Ama sonra birden kendimi kaybettim. Öfkelendim. Buna bir son vermezse onu disipline vermekle tehdit ettim. Orkun bugün kaza sırasında çok dalgınmış ya. İşte ben ona kızgın olduğum için o haldeydi. Keşke söylemeseydim. Keşke sinirlenmeseydim. Bütün bunlar şimdi olmayacaktı. Sizin bu olaylarda hiçbir suçunuz yok hocam. Bu bir kazaydı. Ayrıca Orkun iyi bir çocuk. Ama sadece çocuk. Büyümeye çalışıyor. Büyümek sancılı bir süreçtir. Yol kazaları kaçınılmaz olur. Yani her şeyi birden kontrol edemeyiz. Onun için ne olur kendinizi üzmekten vazgeçin. Doktor bey, inanır mısınız? Siz telefon ettiğinizden beri içim içime sığmıyor. Evet doktor bey, öyle heyecanlıyız ki. Ne de olsa yüzdük, kuyruğuna geldik. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu doktor bey, yoksa kötü bir durum mu var? Maalesef nişanım, artık yumurtalıklarınız çalışmıyor. Bu da bundan sonra çocuğunuz olmayacağı anlamına geliyor. Çok üzgünüm. Yani şimdi bizim hiç çocuğumuz olmayacak mı? Neşe Hanım, tıbbın da yapacağı şeylerin bir sınırı var. Bunu böyle kabullenmek lazım. Neşe. Nasıl, beğendin mi burayı? Çok güzel, çok romantik. Gerçekten çok zevklisin. Çok zevkli olduğum yemeğe kadınların en güzeli çıkmamdan belli değil mi sence? Murat? Ay inanmıyorum. Esra? Ay. Ne güzel bir sürpriz mi böyle? Esra, sen ne arıyorsun burada? Asıl sana sormak lazım. Sen ne arıyorsun burada? Okuldan arkadaşım Elif. Yemek yiyoruz. Beraber yemeğe geldik. Ay, sana rastlamam harika oldu biliyor musun? Tek başıma yemek yemekten nefret ederim biliyorsun. Ne ısmarlıyorsun bakalım bize? Ne yiyoruz? Bilmem. Murat, senden ayrıldıktan sonra özel hayatım hiç yolunda gitmedi biliyor musun? Demek eski sevgili. Hatırlıyor musun? Bir keresinde Şile'de bir balık restoranına gitmiştik. Şansımıza tam da fırtına kopmuştu. Ya Esra, şimdi bunların sırası mı ya? Aa, ne var yani? Elif, ne oldu? Kalkıyorum. Size mani olmayayım. Size eski günleri ziyade etmeye devam edin. Elif! Elif, bir saniye Elif. Elif, bir dakika. Taksi! Ya Elif! Bırak beni, bırak! Ya Elif, dur, nereye gidiyorsun? Allah kahretsin ya. Neşeciğim, doktordan çıktığımızdan beri ağlıyorsun. Yeter artık. Dünyanın sonu değil ya hayatım. Ziya, benim ne kadar çocuk istediğimi bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Çocuk diye yatıp çocuk diye kalkıyorum ben. Tamam hayatım, biliyorum. Bilmez olur muyum? Tabii ki biliyorum.
O zaman benim nasıl bir hayal kırıklığı yaşadığımı da tahmin ediyor olman lazım. Ben de senin durumundayım. Ama gözlerimin önünde böyle mahvolmana, kendini harap etmene dayanamıyorum. Yani ne olur kabullenelim durumu. Ne olursun yani. Sakinleş biraz. Senin için her şey ne kadar kolay değil mi Ziya? Keşke ben de senin kadar gamsız, senin kadar umursamaz olabilsem. Hayda, şimdi umursamaz mı oldum, şimdi de gamsız mı oldum? Ne yapayım, ben burada seni sakinleştirmeye çalışıyorum Neşe. Sus Ziya, sus. Başka bir şey söyleme, sadece sus. Hadi atlar. Diğerleri nerede? Onlarla orada buluşacağız, sen atla. Yetişmemiz lazım kardeşim. Gel kardeşim, gel, gel. Neşe, hayatım, bak güzelim, kendini boşuna üzüyorsun. Yani senin çocuk doğuramayacak olman, çocuk sahibi olamayacağımız anlamına gelmez ki. Ziya, sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Hayatım, bak madem çocuk doğuramıyorsun, biz de o zaman evlat ediniriz. Evlat mı ediniriz? Hı-hı. Bu dediğinde ciddi değilsin herhalde Ziya. Aksine çok ciddiyim. Hay Ziya, evlat edindiğin çocukla senin kendi çocuğun bir olur mu hiç? Kendi kanından, canından, 9 ay karnında taşıdığın çocuk bir olur mu? Niye öyle diyorsun hayatım? Birini sevmek için illa canından, kanından olması gerekmiyor ki. Yani sevgi emektir. Emek verdiğin bir başkasını seversin. Başka da bir seçeneğimiz yok zaten değil mi? Ben sana çocuk veremediğime göre... Onu diyorsun yani. Onu filan demiyorum Neşe. Bak her şeyi yanlış anlıyorsun. Lafı nereden nereye getiriyorsun? Ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ayrıca bu konuşma beni çok yoruyor, haberin olsun. Ha şimdi de seni yoruyorum öyle mi Ziya? Yani hem sana çocuk veremiyorum hem de seni yoruyorum öyle mi? Bak yine yanlış anladın. Yok Ziya, ben seni çok doğru anladım. Zaten sana çocuk veremeyeceğimi öğrendikten sonra sana bir haller olmaya başladı. Böyle devamlı bir laf sokmalar, bir iğnelemeler. Tamam Neşe, tamam. İstersen bu konuyu konuşmayalım. Çünkü konuştukça daha kötüye gidiyoruz. Hatta kavga edeceğiz. En iyisi ben evden gideyim. Ya git ya, git. Git. Sorunla karşılaşınca hemen kaç. Harika. Ağlama kızım. Bak ben de babamla istemeyerek evlendim. Başta zorluk çektim ama sonradan alıştım. İstemiyorum anne, istemiyorum. Bir de iyi tarafından bak kızım. Macit'in hali vakti yerinde. Rahat edersin. Ya parası da bul da yerin dibine batsın. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Gelin almaya geldim. Artık şu nikahı yapalım. Anne yalvarırım bir şeyler yap. Ne olur gitmeme izin verme anne, lütfen. Anne! Ne oluyor? Ne zırlıyorsun? Yürü. Anne kurban olayım, bir şeyler yap. Ne olur gönderme beni. Anne! Yürü dedim. Anne yürü. Bir şeyler yap anne. Yürü. Anne bir şeyler yap. Anne! Var. Nikahta keramet vardır. Bak göreceksin, her şey çok güzel olacak. Anne yalvarırım kurtar beni, ne olur gönderme. Anne lütfen. Ulan! Kardeşim ne yapıyorsun? Lan! Gülbahar seni yalnız bırakmayacağız, korkma. Ne oluyor be? Siz kimsiniz? Biz Gülbahar'ın arkadaşlarıyız. Oğlum başımın belası mısınız siz? Defolup gidin. Çocuklar, tamam. Sakin sakin konuşalım, tamam. Hocam baskı mı veriyorsunuz? Utanmıyor musunuz? Nasıl sen utanmayayım mı sen? En kadar kız babası yaşın arama satılır mı? Burayı başınıza yıkarız, başınıza. Oğlum, tatava yapmayın, basın gidin evinize. Ağzınız süt kokuyor. Nikah günü tadımı kaçırmayın benim. Nikah olmayacak. Ya bir yürü git şuradan. Hayırdır inşallah. Kim bu saatte ya?
Ziya hocam, gel gel. İyi akşamlar Şevket Hoca. Kusura bakma, bu saatte rahatsız ediyorum. Misafir kabul eder misin acaba? Ah, tabii canım, o ne demek o. Hadi geç geç. Hadi geç. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hayrola hocam? Gecenin bu vaktinde hangi rüzgar attı? Sormayın Şevket hocam. Biz Neşe'yle çok kötü kapıştık. Kavga mı ettiniz? Kavga ne kelime? Hem de ne kavga? Ayrılacağız herhalde. Ha, aman hocam. Duymamış olayım. Ayrılmak ne demek? Yani ben ayrıldım da ne oldu? Baksana şu halime. Peki sorun ne? Hocam maalesef sorun bizim çocuğumuzun olmaması. Hı. Neşe bu konuda çok hassas. Ben ne desem yanlış anlıyor. İlla işi kavgaya götürüyor. Bak kardeşim. Kavga evliliğin tuzu biberidir. Ayrılık da demek ya. Sakinleş, iyice düşün, ondan sonra karar verirsin. Komiserim, şikayetçiyiz bunlardan. Eşkıya bunlar komiserim. Yolumuzu kestiler. Eve baskın verdiler. Yalan söylüyorlar komiserim. Ben çocukların öğretmeniyim. Çocuklar baskın falan yapmadı. Aksine onlar çocuklara saldırdı. Hocam, sizin yetiştirdiğiniz öğrencileriniz bunlar mı? Siz okulda öğrencilerinize ev basmayı, eşkıyalık yapmayı mı öğretiyorsunuz? Hayır efendim, olur mu öyle şey? Biz okulda çocuklarımıza iyiliği, doğruluğu, adaleti öğretiyoruz. Güçlünün yanında değil, haklının yanında olmayı öğretiyoruz. Eğer ortada bir haksızlık varsa buna göz yummamaları gerektiğini söylüyoruz. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır diye öğretiyoruz. Neden böyle bir şey yaptılar biliyor musunuz? Sınıf arkadaşlarından birinin okuldan alınıp evlendirilmesine engel olmak için. Çünkü çocuk yaşta Gülbahar zorla babası yaşında bu adamla evlendiriliyor. Vicdanı olan hiç kimse, hiç kimse buna izin vermez. Sana ne oluyor be adam? Sen kimsin? Kızımı evlendirirken sana mı soracağım? Demek evlendiriyorsun ha? Evlendiriyorsun. Nerede evlilik muameleleri? Nikah memuru falan nerede? Hadi göster. Bir kere kızının yaşı küçük, çocuk da. Nasıl evlendiriyorsun? Komiserim bu evlilik falan değil. Düpedüz en bayağısından insan ticareti. Para için kızını satıyor. Yazıklar olsun. Sen ne biçim babasın? Para için kızını satacak mıydın? Ya sana ne demeli? Çocuğun yaşındaki kızı almaya utanmadın mı? Benim bir suçum yok efendim. Bana borcu vardı. Ödeyemeyince kızımı vereyim, ödeşelim dedi. Yalan söylüyor komiserim. Kızımla evlenmek isteyen kendisi. Ya borcunu ödersin ya da kızını bana verirsin dedi. Sen de adam olaydın da borcunu ödeyeydin. Şimdi düşmezdik bu hallere. Sen kim oluyorsun da bana adam değilsin diyorsun lan? Kesin sesinizi. Götürün oğlum bunları, ifadelerini alın. Şevket hocam, ben de çocuk istiyorum. İstemiyor değilim. İstiyorum ama olmuyor. Olmuyorsa bu durumu böyle kabul etmek lazım. Bak hocam, kadınlar çocuk konusunda bizden daha hassas. Onlara biraz daha anlayış göstermek lazım. Tamam, anlayalım. Anlayalım ama görüyorsunuz hep gergin. Hepsi huzursuzluk yaratıyor. Öğretmenler odasında bana nasıl davranıyor görmüyor musunuz? Benim de huzurumu bozuyor. Yani kaç kere söyledim, olmuyor. Yok, yok, biz kesin ayrılacağız ya. Bak gene ayrılık. Bu işler hassas işler. Sakin kafayla düşünüp öyle karar vermek lazım. Tamam mı? Sanıklar suçlarını itiraf ediyorlar demek ki. Yaşı küçük çocuğu para karşılığı evlendirmek suçundan mahkemeye sevk edileceksiniz. Atın oğlum bunları içeri. Çocuklar kusura bakmayın. Başta size biraz sert çıktım. Kalbinizi kırdım. Ama öğretmeninizin dediği gibi hepiniz çok mert çocuklarmışsınız. Aferin. Serbestsiniz, gidebilirsiniz. Sağ olun. Hadi çocuklar gidelim. İyi akşamlar, iyi görevler komiserim. Hadi. İyi akşamlar komiserim. Yanlış mı duydum Dilara Hanım? Yani şimdi siz okulumuzdan ayrılıp başka bir okula mı gideceksiniz? Evet efendim. İlk defa benden duyun istedim. E tamam da nereden çıktı bu okuldan ayrılma kararı? Müdür bey, biliyorsunuz Orkun'un başına gelen kazadan ben kendimi sorumlu tutuyorum. Hocam, ne alakası var? Sanki yani Orkun'u arabanın önüne siz itmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Tamam da
Orkun'u her gördüğümde kendimi suçlu hissedeceğim. İnanın bana, benim bu okuldan gitmem hepimiz için en iyisi olacak. Hocam bakın, böyle ani verilen kararlar çok yanlış sonuçlar doğurur. Yani isterseniz siz gelin bu kararınızdan vazgeçin. Ha? Yok hocam, benim kararım kesin. Bu okuldan gidiyorum. Arkadaşlar öbürü hayatımda böyle bir gün görmedim yani. Birini araba çarpıyor, hastaneden çıkarıyoruz. Öbürlerini karakoldan çıkarıyoruz. Haklısınız vallahi hocam. Hocam size yemin ediyorum. Vallahi dünkü olan olayların yaratığı bu okulda her gün olta hepimiz kalp krizi getirir titretten. Neden? Titretten hocam. Pardon anlayamadım. Titret hocam, titret. Stres. Neyse ki sonuçları iyi oldu. Çocukları karakoldan topladık ama Gülbahar babası yaşında biriyle evlenmekten kurtuldu. Orkun da iyileşecek inşallah. Aman iyi tarla hocam, iyi tarla vallahi. Elif, ne oluyor bunlara? Ay bilmiyorum ki. Birbirlerinin kaptama alanına girmediklerine göre bende önemli bir talonu var. Kesin. Dün gece ıslahanede yok musun Demir? Neredeydin? Dışarıda bir işim vardı müdür baba. Islahanede olduğunu unutuyorsun oğlum. Biz sana sadece gündüz okula gidebilmen için izin aldık, o kadar. Akşam yine burada olmak zorundasın. Bilmiyor musun bunu? Biliyorum müdür baba. Madem biliyorsun, ne at etmeye kaçıyorsun ıslahaneden? İşlediğinde kavga değil mi? Biz seni adam ol diye okula gönderelim, sen kıymet bilme. Akşam olunca ıslahaneden kaç, kavgaya karış. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Müdür baba, olay bildiğiniz gibi değil. İyi niyetimi suistimal ettin Demir. Bitti. Bundan sonra okul mokul yok. Yapmayın müdür baba. Bu benim istikbalim. Bunu baştan düşünecektin. Okula gitme iznini iptal ediyorum. Götür bunu. Emredersin. Ya bir şeye de bir kere itiraz etmeyin abicim, arkadaşlar. Abicim benim dinleyin ama başka Allah bir şey söyleyeceğim. Net. Orkun'dan bir haber var mı? Yok reis. Zaten önemli bir gelişme olsa bize haber verirler değil mi? Arkadaşlar dua edelim de Orkun arkadaşımız bir an evvel yoğun bakımdan çıksın. Orkun için çok üzüldüm ya. Keşke yapabileceğimiz bir şey olsa. Keşke. Peki Demir neden gelmedi bugün okula? Bir iş falan mı vardı? Yo, bize bir şey söylemedi. Demir ne yapar ne eder mutlaka okula gelirdi. Hasta falan mı oldu acaba? Islahane falan mı arasak acaba? Bence evet. De. Ya ıslahanenin numarası var mı sizde? Bende müdürün numarası olacaktı. Ben ararım, tamam. Çalıyor. Alo. İyi günler efendim. Ben Umut Tepe Lisesi'nden arıyorum. Demir Erkoç'un sınıf arkadaşıyım. Bugün okula gelmedi de merak ettik. Demir dün gece kuralları ihlal ettiği için bundan sonra okula gelmeyecek. İyi günler dilerim. İyi günler. Ne oldu Caner? Demir bundan sonra okula gelemeyecekmiş. Neden? Dün gece kuralları ihlal etti falan dedi. Hep benim suçum. Demir beni kurtarabilmek için kendini yaktı. Ne oldu Gülbahar ya? Gülbahar. Gülbahar. Ne oluyor oğlum? Gülbahar. Merhaba arkadaşlar. Elif, bir saniye konuşabilir miyiz? Ne hakkında konuşacağız Murat? Aa, buldum. Eski sevgili Esra hakkında konuşmaya ne dersin? Yoksa uzatmalı sevgili mi demeliydim ha? Gelir misin? Eyvah! Bir kavga da burada çıkacak. Elif, bak. Dün akşam için senden özür dilerim. Ama Esra'nın orada olması tamamen tesadüftü. Ayrıca Esra benim eski sevgilim falan da sayılmaz. Sadece bir iki defa çıkmışlığımız var, o kadar. Demek bir iki kere çıkmışlığınız var, o kadar, öyle mi? Hiç de öyle görünmüyordunuz. Gayet samimiydiniz. Yani o kadar samimiydiniz ki kadın oturup bizimle yemek yemeye kalktı. Ya ne yapayım Elif? O onun densizliği. Ben ne yapabilirim? Yok. Bu kadar küçümseme bence kendini Murat. Esra bu konuda eline su bile dökemez bence. Neyse ya. Ben burada kalıp Esra konusunu eline boyuna tartışmak isterdim senin ama vaktim yok. Derse gitmem lazım. Hadi iyi günler. Abidim kıt tok fena kıtmıt. Bak, bir erkeğin kıtmatı önemli değildir. Bir erkeğin dinleri 3 dakikada yeter. Ama eğer bir kadın kıdalta, hot geldin ütündü dünya tavatına. Hadi görüşürüz. İyi dertler.
Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Sazların akordu tamam değil mi? Hepsini hazırladık hocam. Güzel. O zaman bir an önce provaya başlayalım. Bizde saz çalacak moral mi kaldı hocam ya? Ne oldu? Herkesin suratından düşen bin parça, kötü bir şey mi var? Hocam artık Demir okula gelemeyecekmiş. Nasıl? Caner hastaneye aradı hocam. Dün gece Demir hastaneden kaçtığı için müdür kızmış. Bir daha okula göndermeyecekmiş. Olur mu canım öyle saçma şey? Vallahi oldu bile hocam. Tamam, sizi merak etmeyin çocuklar. Ben böyle bir şeye izin vermem. Şimdi hemen müdür bey alıp hastaneye gideceğim. Buraya kadar boşuna zahmet ettiniz hocam. Islahanenin de bir takım kuralları var. Demir bu kuralları ihlal etti. Kusura bakmayın, yönetmelik ne diyorsa o olur. Vallahi müdür bey, yerden göğe kadar haklısınız. Haklısınız da bu okul bizim Demir için çok önemli bir fırsattı. Eğer onu bu okuldan mahrum ederseniz istikbali sönecek. Hocam ben istikbali sönsün ister miyim? Bizim buradaki amacımız bu çocukları zaten topluma kazandırmak. Ama Demir dün gece kaçıp kavgaya karışmış ya. İnanabiliyor musunuz? Müdür bey, Demir çok yüce gönüllü bir çocuktur. Arkadaşının hayatını kurtarabilmek için kendi geleceğini tehlikeye attı. Ne arkadaş, ne hayatı? Anlamadım. Sizin dün akşam olanlardan haberiniz yok galiba. Yo, Demir'e sordum ama söylemedi, geçiştirdi. Gülbahar isminde bir kız arkadaşlarını zorla babası yaşında biriyle evlendirmeye kalktılar. Demir'le arkadaşları da dün gece gidip buna engel oldular, arkadaşlarını kurtardılar. Allah Allah. Demek Demir bunun için kaçtı ıslahaneden. Evet. Arkadaşını kurtarabilmek için kaçtı. Keşke Demir bunu bana anlatsaydı. Sizi de buralara kadar yormamış olurduk boşu boşuna. Gir. Emrettiğiniz üzere Demir'i getirdim müdür. Demir, bak hocaların seni ne kadar çok seviyormuş. Okula gitmedin diye ta kalkıp buraya kadar gelmişler. Seni okula götürmeye geldik evladım. Keşke dün gece olanları bana anlatsaydın. Okuluna devam edeceksin ama buranın da kurallarına uyacaksın. Ayrıca bundan sonra bir problem olursa önce gelip benimle paylaşacaksın. Söz mü? Söz müdür baba? Hadi bakalım, şimdi hocaların ellerini öp. Bundan sonra doğru okula. Hadi bakalım Demir. Gidiyoruz, bizden kurtuluş yok. İyi günler. İyi günler müdür bey. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, derse başlamadan önce sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Okulumuza ilk geldiğimde herkes beni sizin sınıfa karşı uyarmıştı. Demediklerini bırakmadılar. Ne haylazlığınız kaldı, ne serseriliğiniz. Gerçi ilk günlerde yaptığınız eşek şakalarından sonra ben de onlara hak vermedim değil. Aşk olsun hocam. Zaman geçip de sizleri tanımaya başladıktan sonra aslında ne kadar iyi çocuklar olduğunuzu gördüm. Hepinizin pırlanta gibi bir kalbi var. Hocam yapmayın, yani biz böyle pek övgü dolu sözlere alışkın değiliz de. Sizin gibi iyi öğrencilerle bu kadar geç tanışıp bu kadar erken ayrılmak zorunda kalmak beni çok üzüyor. Ayrılmak mı? Ne ayrılması hocam ya? Hocam ayrılık da nereden çıktı şimdi? Başka bir okula tayinimi istedim çocuklar. Ne diyorsunuz hocam? Madem bizi seviyorsunuz neden gidiyorsunuz? Hocam bir yanlışımız mı oldu? Yapmayın hocam, sizi çok seviyoruz. Lütfen bizi bırakmayın. Çocuklar, ben de sizi çok seviyorum. Ama kararım kesin. Bu okuldan gidiyorum. Hocam madem bizi seviyorsunuz neden gidiyorsunuz? Pardon, gelebilir miyim hocam? Geldim. Tekrar hoş geldin sınıfına. Hoş bulduk hocam. Hadi geç yerine. Gel. Hocam kusura bakmayın, dersinizi böldüm ama Orkun'un annesi ısrarla arıyor. İlla sizinle görüşecekmiş. Tamam tamam, ver. Alo. Hocam, Orkun yoğun bakımdan çıktı. Çok sevindim, çok güzel bir haber bu. Normal odaya alındı.
Sizi ve arkadaşlarını görmek istiyor. Gelebilirseniz çok seviniriz hocam. Tabii ki geleceğiz. Çok teşekkürler. İyi günler. Hocam ne oldu? Çocuklar, çok güzel bir haberim var size. Orkun yoğun bakımdan çıkmış ve bizi görmek istiyormuş. Hatta yukarı benzin 400 lira falan gidiyor tabii her ay. Vergidi, katkotu, trafik sigortası falan da aylık 200 lira da ona koyduk. Ivırı tıvırı 100 lira dedik. Hatta yukarı tabii 700 lira falan yapıyor. Ya taka maka yani 700 lira ayda arabaya para diyoruz ya. Sana kahve yaptım paşa. Annem benim. Canım annem, teşekkür ederim. Oh, mit gibi de koktu vallahi. Afiyet olsun. Hayrola? Yine ne hesaplar yapıyorsun bakayım? Hay anne, arabanın vallahi masraflarını hesaplıyorum. Taka maka ayda 700 lira para gidiyor. Ben sadece bu arabaya tanıtıyorum vallahi anne ya. Ya yarıda benzin aldık, param yok. Ah paşa, ah. Şu arabayı alma diye sana kaç kez söyledim. Ama anneni dinlemedin ki. Benzin parasını ben sana veririm. Benim pamuk kalpli annem benim, tatlı annem. Sen olmadan ben ne yapardım ya? Bak oğlum, arabayı alırken annenin sözünü dinlemedin. Bari bu sefer dinle. Sat bu arabayı. Ben bu arabayı dedi getirmek için aldım annedim. Ne bileyim, gideriz arabaya, gideriz Kanada'ya. Orada tekerleği yoğurt yeriz diye aldım. Oğlum, bu kadar masraflı bir arabayla biz baş edemeyiz. Sen sat bu arabayı. Natayı dert edin annedim. Zaten her şeyin en doğrusunu tet bilirsiniz. Hadi bakalım. İyi akşamlar, geçmiş olsun. İyi akşamlar, gelin çocuklar, hoş geldiniz. Ne haber Orkun? Merhaba. Geçmiş olsun Orkuncuğum. Sağ olun arkadaşlar. Çok korkuttun bizi uşağım ya. Bir daha da karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bak ya. Orkun, o yaptığımız yanlış yüzünden hepimiz senden çok özür diliyoruz. Şişt, affedebilecek misin bizi? Hangi yanlış? Ben hatırlamıyorum bile. Adamsın be Orkun. Arkadaşlar, Dilara Hoca nasıl? İyi mi? Dilara Hoca okuldan ayrılacakmış Orkun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Orkuncuğum, çok iyi gördüm seni. Şükürler olsun. Vallahi çok korkuttun bizi. Arkadaşlar, izin verirseniz Dilara Hoca ile konuşmak istediğim bir konu var. Biz çıkalım o zaman. Görüşürüz sonra. Hocam, sizden çok özür dilerim. Lütfen o defter hikayesini, yaptığım o çocukluğu affedin. Bir süre sonra bu yaptığının ne kadar çocukça olduğunu fark edeceğini söylemiştim sana. Ama ne yalan söyleyeyim, bu kadar çabuk beklemiyordum. Duydum ki okuldan ayrılacakmışsınız. Doğru mu bu? Evet Orkun, var öyle bir düşüncem. Ben başına gelen kazadan biraz da kendimi sorumlu tutuyorum. Eğer okuldan giderseniz ben kendimi suçlu hissederim hocam. Siz doğru olanı yaptınız. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Gitmeyin. İçer misiniz beyefendi? Ben araba kullanacağım yavrum. Sağ ol. Oh, tamam. Ah be Neşe. Ah be Neşe. Hayatımın neşesi dedim. Ne neşe bıraktı bende, ne hayat. Bak kardeşim, evlilik
uzun yolda araba kullanmak gibidir. Böyle yolda bir sürü çukur mukur vardır. Araba kullanırken o çukurlara girer çıkarsın, araba sarsılır. Ama sen paniğe kapılmayacaksın. Dost doğru böyle yoluna gideceksin, tamam mı? Şevket hocam, herhalde bu konuda bana akıl verecek en son adam sensin. Yahu boşuna dememişler kelin merhemi olsa başına sürer diye. Doğru söylüyorsun. İnsanın bir şey bilmesi başka, hayatta uygulaması başka. Ben Neşe'yi çok seviyorum hocam. Canım, o da seni seviyor mutlaka. Bunca senedir senin kahrını çektiğine göre. İyi de seven insan böyle mi yapar? Korunmaya Muhtaç Çocuklar Köyü'nde ülkemizin geleceği olan çocuklara sahip çıkıp bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için destek sağlamaya çalışıyoruz. Korunmaya muhtaç bu çocukların sıcak bir aile özlemini gidermek için canla başla çalışıyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Neşe arıyor. Hadi aç, aç. Efendim Neşe. Ziya. Arkadan bir takım sesler geliyor. Neredesin? Evet, biz Şevket Hoca ile bir yerde oturduk da ondandır. Ziya, bak, ben çok özür dilerim. Seni istemeyerek kırdım. Evet Neşe, beni çok kırdın, çok üzdün, gururumla oynadın. Ben bunları hak edecek ne yaptım ki? Niye böyle oluyor anlamıyorum. Uzatma, uzatma. Bitirin şu üzgünlüğü. Ben de çok üzgünüm hayatımın Neşesi. Senin o hassas anında ben de öyle davranmamalıydım. Affet beni. Ziya, hadi doğru evine. Dünyada insanın evinden ve ailesinden daha iyi bir şey yoktur. Doğru diyorsun Şevket hocam. Hepi topu iki gün evden uzakta kaldım. Sanırsın iki aydır dışarıdayım. Neşe'yi de öyle bir özledim ki. Hadi yarın görüşürüz, hoşça kal. Hadi yarın okulda görüşürüz. Tamam, sağ ol. Her şey için sağ ol. Ziya, seni çok üzdüm, çok kırdım. Özür dilerim. Beni affedebilecek misin? O nasıl söz? Asıl sen beni affedebilecek misin? Ben çok ısrar ettim, çok üzerine geldim. Özür dilerim. Yo yo, sen söylediklerinde son derece haklıydın. Anlamadım, haklı mıydın? Evet. Biz çocuk sahibi olmak istiyoruz, değil mi? Evet. Benim tıbben çocuk sahibi olmam mümkün olmadığına göre... O zaman geriye bir tek yol kalıyor. Nasıl yani? Sen evlat edinmeyi kabul ediyor musun? Biz çocuk özlemiyle yanıyoruz. Bir yerlerde kimsesiz bir çocuk da sıcak bir aile özlemi duyuyordur. Neden o çocuğun özlem duyduğu sıcak aile biz olmayalım? Neşe, hayatımın neşesi. Seni seviyorum. Ben de seni. Bilinmeyen numara. Kim acaba? Buyurun. İyi akşamlar. Şevket Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Ben Komiser Engin. Oğlunuz okulda bir kavgaya karışmış ve bir öğrenciye bıçakla saldırmış. Ne diyorsunuz Komiser Bey? Benim oğlum yapmaz öyle şeyler. Bir karışıklık olmasın sakın. Karışıklık yok beyefendi. Hemen karakola gelmeniz gerekiyor. Peki peki, geliyorum Komiser Bey. Allah Allah. Çok şey değil. Ah kahraman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oh, iyi akşamlar Şevket Bey. Kusura bakmayın, akşam akşam rahatınızı bozduk. Nergisciğim, sırası değil. Efendim, gençler arasında böyle itişmeler, kakışmalar hep olur. Bizim gençliğimizde de olmuştu, hatırlarsınız. Ama sonradan unutulur gider. Beyefendi, siz ne söylediğinizin farkında mısınız? Hayır, sizi duyan da
Çocuklar birbirinin saçını çekti sanacak. Oğlunuz oğluma bıçakla saldırmış beyefendi. Bıçak diyorum, bıçak. Kaan yapmaz. Beyefendi, ben oğluma daha bir tokat bile atmamışım. Oğlunuz öldürmeye çalışmış. Olacak şey mi ya? Allah, keşke bir tokat atsaymışsın be bey baba. Yani belki çocuğun birazcık terbiye kazanır, böyle sağa sola küfretmemeyi öğrenirdi. Yalan söylüyor baba ya. Neresi yalan oğlum? Ben küfür falan etmedim. Susun bakayım. Bunlar genç malum. Kanları kaynıyor. Bir daha yapmazlar. Oğlunuz arkadaşına bu bıçakla saldırmış Şevket Bey. Allah'tan pek bir şey olmamış. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Duyan da oğluyla can ciğer kuzu sarması sanacak. Gördüğün mü var oğlunu? Baba olsaydın da başında dursaydın. Başıboş bıraktın, bak ne hale geldi çocuk. Nergis, devamlı arıyorum ya, daha ne yapayım ki? Ayrıldığımızdan beri tek bir hayrı olmadı zaten. Böyle konuşma, sırası değil. Şevket Bey, oğlunuz bundan sonra artık okulumuzda eğitime devam edemez. Müdür Bey, söz veriyorum size. Kaan bir daha böyle bir şey yapmayacak. Oğlunuz disiplin kuruluna gidecek. Ve ilçe milli eğitime okul değiştirmesi için teklifte bulunacağız. Okul değişikliği mi? Biraz ağır bir karar değil mi bu? Şimdi bir öğrencinin sömestrin ortasında okul değiştirmesi hiç iyi olmaz. Ben onu kendi okuluma alırım. Orada kendi elimde eğitirim. Sizden de ricam, şikayetinizden vazgeçin. Madem bundan böyle oğlumuzdan uzak duracak, biz de şikayetçi olmayız. Neredesin sen bu saate kadar, ha? Hiç, arkadaşlarlaydık. Sen niye uyumadın? Oğlum, kanlılarımız silahlanmış, peşinde geziyorlar. Felik felik seni arıyorlar. Sen sokaklarda arkadaşlarına fink atıyorsun. Ben nasıl uyuyayım, ha? Ya anacığım, Siyah'a kaç defa söyleyeceğim. Bak, boşu boşuna endişeliysen. 20 milyonluk İstanbul'da ben nasıl bulacaklar? Ha, sen bir söyle. Sen bir söyle, ben nasıl bulacaklar? Beni bulamazlar. Sen gönlünü ferah tut, tamam mı? Bana bak. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Okula giderken çantanda taşıyorsun değil mi o silah? He he, götüreyim götüreyim. Bana bak, içimi rahatlatmak için yalan söylemiyorsun değil mi? Ya anneciğim, aşk olsun ya. Aşk olsun bak. Al Asiye. Al Asiye bak. Burada. Gördün mü? Ah çok şükür. Bana bak, okuldan çıkınca doğru eve geleceksin. Sokaklarda dolaşmak yok. Anladın mı? Peki anne. Tamam, sen nasıl istiyorsan söyle olsun. Sen yeter ki gönlünü ferah tut, tamam mı? Kuzum, korkutma beni ne olur. Hocam hayırdır? İlan koymuşsun. Yoksa sen düdülü satıyor musun? Ya torma Etref ya. Arabanın matrafları tok ağır. Annen dedi ki tat arabayı, hı, kurtul. Attın da internete de ilan verdim ama hani müşteri falan çıkar da artık bana haber verirdin. Olur hocam, olur. Sağ ol. Oo, günaydın hocam. Hayırdır? Arabayı satılığa çıkartmışsınız. Sen oğlum arabadan hatta, Allah Allah, satılığa çıkarttım. Sana ne? Tantinama tanıttım, onu da öyle. Ah hocam, elektrikler bir kesildi, bir kesildi. Sınav mınav hak getire, çalışamadık. Ne diyordun ya? Bize de sular kesildi. Aa! Senin neren getirmek yavrum? Sen onu bile bilmiyordun daha maşallah. Ne yaptın peki? Hocam, sınavı ertelesek diyorum. Ha, aklında bin yatağı valla. Apati nereden aklına geldi ya? Erteleyelim sınavı tabii ya. Erteleyelim adam. Tak gider, tak gider. Sınavdan sonra atıl, ben güleceğim size. La bana bakın. Benim bundan önceki notum 30. Ha, ben bundan da böyle düşük not alırsam bu sefer babacığım beni keser. He kardeşim, bizimki 100 zaten. Ya oğlum, bizim de durumumuz seninle aynı. Ben de onu diyeyim. Tamam tamam, tartışmayın. Eğer hoca sınavı ertelemezse ben ertelerim kardeşim. He, apaçı Caner iş başında. De bakayım ne düşünüyorsun yine. Bak şimdi. Alo. Hasan abi. Benim, ben Caner. Evet evet, karizmatik Caner. Abiciğim, şimdi senden bir ricamız var. Müdür Bey, size oğlum Kaan'ı tanıştırayım. Bizim okula kaydını aldırdım da bundan sonra bizim okulun öğrencisi olacak. Öyle mi?
Hayırlı olsun bakalım. Yalnız pulava bir şey geldi. Önceki okulunda bir kavgaya karışmışım, babanı çok üzmüşüm. Yapma böyle bir daha oğlum. Babam benim için üzülmez hocam. Yani en fazla itibarı sarsılmasın diye üzülüyormuş gibi yapar. Nasıl söz öyle Kaan? Ben senin baban oğlum. Senin tırnağına bir zarar gelse benim ciğerim yanar. Sen babalık nedir bilir misin? Vallahi o soruyu sana sormak lazım. Gerçi cevabını bildiğim soruları sormanın bir alemi de yok ama. Babalık nedir birazcık bilseydin beni annemle orada bir başıma bırakmazdın. Tamam tamam neyse. Şimdi aile meseleleri konuşup da müdür beyin canını sıkmayalım. Kaan'cığım. Şimdi artık bundan sonra senin önünde yeni bir hayat açılıyor. Tamam. Sen artık her şeyi bırak. Hiçbir şeyi kafana takma. Sadece derslerine konsantre ol. Tamam mı? Tamam hocam. Bir sıkıntın olduğu zaman gel benimle konuş. Oldu mu? Oldu hocam. Hadi bakalım. Doğru sınıfına. Hadi. Hadi hareket yerine. Hadi, hadi tarlanmayın. Hadi kızım. Hadi, hadi, hadi yerine. Aa! Kaldırın kitabı defteri ya da tınav yapıyor Lut. Ya hocam şimdi ne sınavı? Nereden çıkmışsın abi? Yapmayın ya. Allah Allah. Buradayız. Tınav yapıyoruz. Bak eğer herhangi birinin defterinde kitabını tıranın üstünde görürsem yemin ediyorum kopya muameleti yaparım ona göre. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir tane al arkadakine getir. Sen de öyle. Hadi bakalım herkes bir tane tane arkasına getirsin. Güzel. Kaç kişi var orada? Eksik kola var mı? Al, daha tonları da. Tabii ona da ver bir tane. Of ya, of. Bu ne ya abicim ya? Hiç çalışmadığım yerden çıkmış sorular. Bir de mi oğlum, senin çalıştığın yer mi var? Sen dersin kitabını görsen tanımazsın. Bir tane de kahve töreyim iddiatınız. Bir de tavla, ha? Ne güzel olur değil mi? Tınav yapıyoruz burada. Ne konuşuyordunuz kendi aranızda? Vallahi kopya muhabbeti yaparım hepini de. Hadi. Apaçi. Kardeşim sen hani bu sınavı iptal ettireceydin? Ya ne bileyim kardeşim ben de şaşırdım kaldım. Hasan abi ayakta kırmazdı beni ki. Batarım tıfırı vallahi batarım tıfırı. Kıtı fıt kutu. Tınav patladı. Gel. Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Önemli bir mesele olmasaydı rahatsız etmezdim. Hayırdır Eddet ne oldu? Hocam sizin arabaya müşteri çıktı müşteri. Benim arabaya müşteri mi çıktı? Evet. Sen tutun. Tutuklar bak vallahi fena yapalım ha. Görmüyor musun etraf tınav yapıyorum. Sen töre müşteriye ben biraz da ona teneffüste görürüm kendisiyle tamam mı? Ben de öyle dedim kendisine. Selim hocam derstedir dedim. Teneffüse kadar bekleyin. Ama acelesi varmış. Gelmezse gidelim diyor. Yapma ya. Peki müşteri ciddi mi? Adam ciddi alıcı hocam. Ne diyorsun ya? Demek ciddi bir al... Lütfen! Lütfen mi sana lütfen? Ciddi bir tınav var burada. Ciddi tınavı lütfen. Bak çok fena yaparım hepini de. Batarım tıfırı kopyadan atarım hepini de. İki dakika ettim tıktı benim. Gidiyorum. Geriden bak kopya tek bak ona göre. Yürü tef, yürü tef, tef, tef. İşte hocam, müşteriniz. Kadet, hoş geldin Et. Hoş bulduk. Hoş geldin Kadet. Kusura bakmayın, sizi dersten çıkardık ama benim biraz acelem var. Hatta benim acelem var. Çünkü ben çocukları tınav yapıyordum. O sırada apar topar buraya geldim. Hemen tabii derte geri dönmem lazım. Tabii tabii, tamam hocam. En son ne kadar istersiniz? Vallahi ben arabayı teki de aldım ama yediye veri de var arabayı. Bunun vurması, trafik kazası veya herhangi bir parça değişimi falan oldu mu? Vallahi bir iki yerinde ufak tefek tetik vardı ama bugün de beyefendi arabayı ağır hasarlı yapacak yani. Ciddi alıcı olduğum için yanımda usta getirdim. Yanlış anlamayın. Hani size güvenmediğim için değil. Bir usta da baksın. Bir kaputu açar mıyız acaba? Atarım. Ya beyefendi biraz daha dik olabilir miyiz lütfen? Arabayı çalıştın hocam. Bir gaza basar mısınız hocam? Batıyorum. Biraz daha. Batıyorum. Köklüyüm gaza hocam, köklüyüm. Köklüyorum. Soru 2. Battalname nedir? Nedir?
Battalname Seyit Battal Gazi'ye ait kahramanlık hikayelerinin anlatıldığı bir eserdir. Arkadaşlar bak, değişik yazın, vallahi kopya çektiğimiz anlaşılır, duman oluruz ha. Azıcık ondan, azıcık bundan değiştirin. Ya apaçı hadi geyiği bırak ya, şimdi gelecek yakalanacağız buraya. Haydi üçüncü soruya geç. Hadi oğlum hadi, acele et ya, hoca gelecek şimdi. Tamam be tamam, zaten iyilik yap deniz at demişler. Şş, bana bak biri, benim cevapları da yazmayı unutma birazdan. Evet, soru 3. Kaşgarlı Mahmut kimdir? Kimdir? Cevabını veriyorum şimdi. Hah, cevabı okuyorum. 11. yüzyılda yaşamış Karahanlı Türk dili bilginidir. Ya Hatan Bey, yani tamam arabayı alırken kontrol etmek, incelemek en doğal hakkınız. Ama iti biraz fazla abartmadan unutma Allah aşkına ya. Arabanın her tarafını töktürüt kardeşim. Hocam ciddi alıcı olmasam yanımda ustayla gelmem. Ustayla geldiğime göre söküp bakacağız tabii. Kusurumuza bakmayacaksın. Yani ciddi alıcı olmadan zaten bunlar ne yapıyor derdim ben de. Neydi, alıyor musun? Vallahi ustamın söylediğine göre araba sizin söylediğiniz kadar temiz değil. Arkalarında bir vuruğu varmış. Ne diyorsunuz ya? Allah Allah, ben arabayı yine aldım arttığında. Tatana'dan da hiç böyle bir teyit öylemedim. Neydi artık, fiyatta bir güzellik yaparız bir de. Biz bir ustayla konuşalım. Sonra sizi ararız. Olmaz mı? Sonra anlattın. Bir dakika arabayı yani bir toparlayalım, ondan sonra gidelim isterseniz hep beraber. O daha konuşmak için diyorum. Vallahi işimiz olmasa, acelemiz olmasa yani toparlardık ama kusurumuza bakmayacaksın artık. Bir dakika ya Hatan Bey, nereye? Görüşürüz. Nedeni? Acelem. Arabayı boş, böyle bırakırım. Bakar mısın? Kardeşim. Ya nereye gidiyorsunuz? Ya bir bak, alo bir bakar mısın? Araba böyle kırın. Ya motoru taktıydınız bari kardeşim. Allah ya Ecef, araba Ecef, Ecef, Ecef. Kaan, oğlum, aramızda bir mesafe olduğunu görüyorum. Gerçekten mi? Aa, senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyormuş ha. Bak oğlum, hep beni suçluyorsun. Ama ben baba olarak üstüme düşen her şeyi yaptım. Seni sık sık ziyaret etmeye çalıştım. Aradım, sordum. Nafakanı hep zamanında gönderdim. Bir çocuk büyürken yanında paradan ziyade ona kol kanat geren bir baba istiyor yanında. Aklında olsun. Doğru, haklısın da ne zaman seni ziyaret etmek istesem annen bir bahane bulup devamlı kavga çıkarırdı, hatırlıyor musun? Ha yani şimdi bütün bu olanların suçlusu annemmiş, öyle mi? Şahaneymiş. Tamam tamam, haklısın. Ama hiçbir şey için geç değil. Bak artık benle kalacaksın. Belki hafta sonları seninle balığa falan gideriz, zannedersin. Gerçekten mi? Tamam, bu her şeyi çözer. Ya sence de geç olmadı mı baba olduğunu hatırlamak için? Yapma böyle oğlum. Yalan mı? Ya babalık yapmak için geç olmadı mı? Suçluyum biliyorum. Ama bana da bir şans tanı, olmaz mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben halimden memnunum. Bak gölge etme, başka ihsan istemiyorum senden. Şimdi izin verirsen kendi sınıfıma kendim çıkarım. Ve son soru. Servet-i Fiyun'un edebiyatının özellikleri nelerdir? Nelerdir? Hayırdır birader, kime baktın? Hoca nerede? Bir yere kadar gitti gelecek. Biz yardımcı olalım kardeşim. Sen yardımcı olamazsın canım. Sen bak işini boş ver. Ne ayak be bu? Ne dedi ne dedi? Artistlik mi etti? Hem de bize etti. Kardeşim belli sen yeni öğrencisin ya. Hoş geldin. Benim adım Caner ama arkadaşlar sağ olsunlar bana Apaç Caner derler. Bence mahsur yok kardeşim, istediklerini diyebilirler. Cins oğlum bu. Ula değişik. Arkadaşlar ben galiba bu değişik arkadaşımızı döveceğim. Galiba kardeşim, ben de sana yardım edeceğim. Şşt Cemal, boş ver. Neyse sen yanındaki kıza dua et haydi. Ne oldu hocam? Tana ne? Yok yani hocam, eğer biri size bir şey söylediyse bize onun ismini verin. Biz arkadaşlarla onunla ilgileniriz diye dedim yani. Evet hocam, yani gidelim kafaya koyalım, orada ilgi çeksen uzatalım onu yere. Ne var yani? Hocamıza lola yapan karşısında bizi bulur. Ama elektrik olduk dedin yardımını. Sen kimsin öyle adam? Sen nereden çıktın Allah aşkına ya?
Kim Tinter? Adım Kaan hocam. Bugün kayıt yaptırdım ilk dersim. Hot geldin. Dede tenin tınavını artık torna yaparız. Bitti mi tınav? Bitti hocam. Komple tek medeniyet değil mi? Aa aşk olsun hocam. Biz hiç öyle şey yapar mıyız yani? Aa hocam şakası bile komik değil. Öğrenci dediniz kopya mı çekermiş? Aman dedeti koruk devlet bunların da dedik abartma. Dede ne oluyor? Hocam yüzünüze ne olmuş? Ne olmuş? Her halükarda senin yüzünden daha güzel olmuştur. Ne var yani? Gülmeyin komiklerini duruyor. Hadi kağıtları topluyorum. Para at, fotoğrafı topla sen. Erol sen bu tarayı topla. Tutu sen de gidin burayı topla. Hadi. Tamam hocam. Balan bu ne oğlum? Olmadı Balan. Hiç olmadı. Oğlum bu ne? Silah nereden çıktı oğlum? Abla iyi günler, kolay gelsin. Buyurun. Ben birini arıyordum da tanıyor musunuz diye soracaktım. Kimi arıyorsunuz? Baran. Baran Çınar. Kendisi köylümüz olur da buralarda oturuyormuş. Çıkartamadım. Siz bir esnafa sorun isterseniz onlar daha iyi bilir. Eyvallah, sağ olasın. İyi günler. Baran. Oğlum bu silahın okulda ne işi var yahu? Deli misin sen? Baran, yavrum, okula silahla gelinir mi? Konuşsana çocuğum. Niye susuyorsun? Bak, seni okuldan atarız. Hayatın söner ha. Vallahi aklım almıyor ya. Yani bir, bu yaşta bir çocuğun niye silahı? İki, niye o silahı okula getirir ya? Hem de sahici silah bu müdür bey. Kuru sıkı falan da değil yani. Konuşsana çocuğum. Bizim köyde kan davası var hocam. Biz zaten sırf bu yüzden köyden kaçtık, İstanbul'a geldik anneanne. Fakat şimdi kanlarını da İstanbul'da vermiş. Peşindelermiş. O yüzden ben de... Oğlum evladım bunu baştan söylesene ya. Polise haber verirdik, ne bileyim bir önlem alırdık. Böyle şey olur mu ya? Yani okula bu silahla gidilip gelinir mi? Hocam zaten ben istemedim. Sabah zorla annem çantama koydu. Anlaşıldı. Neyse bu silah şimdilik bende kalacak, tamam mı? Karakola haber vermeyeceğim. Düşünelim biraz, bir çare bulacağız elbet. Sağ olun hocam. Of, of zavallı çocuklar. Abla iyi günler. Buyurun. Biz birini arıyoruz da, Baran Çınar, Urfa'da. Hayrola, niye arıyorsunuz? Ben Baran'ın dayısıyım. Ya İstanbul'a kadar gelmişken şöyle bir yeğenimi, ablamı göreyim dedim de elimde adresleri yoktur. Anladım. Tabii tanıyorum ben Baran'ı. Benim oğlanla aynı okula gidiyorlar. Da şimdi evlerini tam çıkaramayacağım. İsterseniz okulu tarif edebilirim ama hemen yakın. He ablam sana zahmet, bir tarif ederse. Tamam. Buradan düz gidiyorsunuz, sola döneceksiniz. Ana yola çıkıyorsunuz. Oradan sağa döndüğünüzde okul tam karşınızda. Ya ablam sağ olasın. Sağ olasın.